Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu Perşembe günü Player of the Week, yani haftanın oyuncuları gelecek. Peki hangi oyuncular gelebilir? Cuma, cumartesi ve pazar günleri takımlarında öne çıkan oyuncular kimlerdi? Liglerde oynadıkları performanslarla, attıkları goller, yaptıkları asistler ya da kaleci ise kurtardığı o kurtarışlar hangi futbolcuları ön plana çıkardı? Bu Perşembe kimler gelebilir? Benim kendi araştırmalarım, izlediğim maçlar, istatistikler doğrultusunda bazı düşündüğüm oyuncuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu oyuncular içerisinden özellikle birçok oyuncunun Perşembe günü geleceğini ben düşünüyorum. Gelmesi gerekiyor en azından. Yani çünkü bu hafta gerçekten oynadıkları futbol olsun ya da oyunun skorunu değiştirmeleri olsun, öne çıkan oyuncular bunlar. Vakit kaybetmeden ilk olarak milli futbolculuğumuzla başlamak istiyorum. Yusuf Yazıcı. UEFA Kupası'nda hafta içleri çok güzel oynuyordu ama hafta sonu o istenen futbolu tam oynayamadığı için bir türlü Player of the Week'e gelmemişti. Bu hafta sonu lig maçında ilk 11'de de çıktı maça. 2 gol 1 asist yaptı. 80-81. Dakikalarda da oyundan çıkmıştı. Belki maçı tamamlasa ekstradan daha da işler yapacaktı. Hani Yusuf Yazıcı'nın artık gelmesi gerekiyor. Yani umarım Konami 2 gol 1 asist yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı getirip normal kartı 88'e kadar çıkmakta. Gelmeyi de çok hak ediyor. Yani gelmesi lazım diyorum. Gelirse de 92 gibi seviyelerde bir kartın olacağını düşünüyorum. Hani çok fazla da şişirmez diye düşünüyorum. 88, hani 92 civarlarında bir kart olabilir. Fakat o maçta tabii ki Yusuf Yazıcı'yı getirmezse başka bir genç yetenek var. Onu da getirebilir. Az sonra değineceğim ona da arkadaşlar. İkinci sırada Christian David. Yani bir bakıma Jonathan. Şimdi bu arkadaş Konami'nin şişirdiği genç yeteneklerden bir tanesi. Piyasa değeri de çok yüksek. Lille tabii ki Yusuf Yazıcı ile birlikte oynayan bir futbolcu. Genç yetenek, Konami'nin de hani normal kartını bile 92 yaptığı bir futbolcu. Bir gol bir asist yaptı. Yani Yusuf Yazıcı'dan sonra maçta en çok dikkat çeken oyunculardan bir tanesi de bu genç yetenek. Şimdi Konami Yusuf Yazıcı'yı getirmezse Lille'den bu ismi getirebilir. Bakalım bu popüler futbolcuyu mu getirecek yoksa bizim milli futbolcumuzu mu? Yani Lille'den bu iki isimden birinin gelmesi gerekiyor. Benim gönlüm ve yani oynanan futbol yaptıklarıyla Yusuf Yazıcı'dan yana. Bakalım Konami burada hangisinden yana tercihini kullanacak? Ya da Lille'den hiç kimseyi getirmiyormuş bir de. Yani Konami'nin sağa solda belli olmaz ama bu iki futbolcudan birinin muhakkak gelmesi gerekiyor artık. Şimdi biz tabii ki milli oyuncumuzu istiyoruz. Yusuf Yazıcı'nın gelmesini istiyoruz. Yabancılar da büyük ihtimalle bu futbolcunun gelmesini istiyorlar. Ben bazı yorumları da okumuştum bu futbolcuyla alakalı. Yani en çok tabii konularda bunu istiyorlar. Biz milli duygularımızdan dolayı Yusuf Yazıcı'nın ayrıyeten gelmesini istiyoruz. Bir de yaptıkları da ortada. Hak ettiğini de düşünüyoruz. Bakalım Konami hangisinden yana tercihini kullanacak? Devam edelim. Lukaku. Kesinlikle gelmesi gerekiyor. Bu haftaya damga vurdu. Öyle böyle değil. Torino'ya karşı alınan 4-2'lik galibiyette 2 gol 2 asist yaptı. Üzerine daha fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. 95'lik bir kartıyla gelebilir herhalde. 94-95'lik. Konami çünkü şu zamanlarda çok fazla şişirmiyor. Adım adım yavaş yavaş yapıyor. Yani 94 ya da 95 diyebiliriz. Cristiano Ronaldo. Hani gelir mi gelmez mi tam kesin olmamakla birlikte bu hafta 2 tane gol kaydetti. Juventus'un 2-0'lık galibiyetinde Ronaldo 2 gol attı. Ronaldo gibi yıldız bir futbolcunun Player of the Week'te olmasını çok isteriz. Gelirse de hani bir tık 98'lik kartıyla gelir diye düşünüyorum. Hani 99'a çıkarmayabilir çünkü diğer tarafta ikon kartını satıyorlar. Hatta getirmeme ihtimali de olabilir. Şundan dolayı orada şimdi ikon kartını satıyorlar. Belki bir süre daha bekletebilirler. Hani ticari olarak öyle bir yola da girmiş olabilir Konami. Öyle bir tercihte de bulunabilir. Ama gelirse şayet ki gelmeyi de hak ediyor. İyi de performans sergiledi. 98 gibi bir seviyede geleceğini düşünüyorum. Daha sonrasında Juventus'ta Ronaldo gelmezse ikinci sırada Merih Demiral gelebilir. Merih Demiral da güzel bir performans sergiledi. Asist de yaptı arkadaşlar. Ronaldo'nun ikinci golünde asisti o yaptı. Hani duran toptu. Kafa topuna çıktı. Vurdu. Belki o kaleye vurmak istedi ama top Ronaldo'ya doğru gitti. Ve Ronaldo da onu tamamladı. Takımın ikinci golünü atmıştı. Sonuçta asist asisttir. Merih Demiral de stoper olarak asist yapmış sayılıyor. Merih Demiral'ın da bu anlamda bir şansı var. Umarım yani hem Yusuf Yazıcı hem de Merih gelir. İki tane milli futbolcumuz gelir. Ama Ronaldo'nun gelme ihtimali de yüksek tabii ki. Devam edelim.
Everton takımında iki tane aday var. Bir tanesi Calvert-Lewin. Yani iki gol kaydetti. Everton'ın Fulham'ı 3-2 yendiği maçta genç futbolcu, hani oynadığı performansla geçen sene de Konemi ara ara getirmişti. 88'lik bir kartı var. Gelirse 92'lerde olabileceğini düşünüyorum ya da 93, o bantlarda. Ama Calvert-Lewin gelmezse, hani olur da Santfor'dan yana böyle bir tercihte bulunmazsa, çünkü diğer tarafta Lukaku falan var. Az sonra göreceğimiz bazı Santforlar da var. Sol bek oyuncuları Digne'de iki tane asist yaptı. Hani bu futbolcunun da gelme ihtimali yüksek. Olur da Calvert-Lewin'den yana tercihini kullanmazsa sol bek pozisyonunda olmasından dolayı hani bu futbolcunun gelme ihtimali de yüksek gibi görülmekte. Gelirse 92 ya da yani 93 diyemiyorum. Konami bu aralar çok şişirmiyor. Yani Tottenham'da sona yaptığını gördük. Adamın normal kartı 93. Kulüp seleksiyon kartı 93. Yani gelirse herhalde 92 olur diye tahmin ediyorum. Kral Zlatan İbrahimovic, yani Milan'ı arkadaşlarıyla birlikte, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte sırtladı götürüyor. Geldiği günden beri Milan kulübünde harika işler yaptı. Bu hafta Napoli gibi bir takıma karşı, güçlü bir takıma karşı 3-1'lik galibiyette 2 gol kaydetti. Ben Zlatan İbrahimovic'in normal kartının fotoğrafını koymadım arkadaşlar. Çünkü o seviyeleri Zlatan İbrahimovic'e yakıştırmıyorum. 83'ten başlıyor, 88'e kadar çıkmakta. Yani altın top oyuncusu. Yani Zlatan gibi bir futbolcunun 39 yaşına gelmiş, İtalya Ligi'nde 6 maçta 10 gol atmış bir futbolcu. Dünya üzerinde 39 yaşına gelip de İtalya Ligi'nde yani 6 maçta 10 gol atabilecek kaç tane futbolcu var? Ya da öyle futbolcu var mı? Yani bunlar tartışılır. Zlatan İbrahimovic gibi büyük bir yeteneğin ben o kartını koymak istemedim arkadaşlar. Hani 88'e kadar çıkıyor normal kartı. Altın top. Hani herhalde yaşının çok yüksek olmasından dolayı Konami onu yaptı. Bir de belki Milan kulübünün lisansının bitmesinden dolayı. Ama o seviyeleri yakıştıramıyorum ben şahsen. Koymak da istemedim böylesine bir futbolcuya ve harika da performans sergiliyor. Gelirse de yani 88 normal kartı herhalde bir 92'leri görür diye tahmin ediyorum. 88'den 92'ye doğru çıkarılabilir. Hani gelebilecek oyunculardan bir tanesi. Monaco'da şimdi Volant var. 2 gol attı. Santfor oyuncusu. Şimdi o bölgede çok fazla oyuncu var. Santfor adayları çok fazla. Forvet adayları. Ondan dolayı Fabregas da maça sonradan girdi. İkinci yarı girdi. Girdiğinde de oyun 2-1'di. Fabregas oyuna girdikten sonra yenik durumda olan Monaco maçı çevirdi. Bir gol. Gol penaltıdan da olsa bir de asist yaptı. O ve göbek pozisyonunda oynamasından dolayı gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Daha sonrasında Udinese takımında göbek oyuncusu ya bir gol kaydetti ama golün dışında da Depaul yani iyi futbol oynadı. Hani onun da adaylardan biri olduğunu söylemek istiyorum. Tabii Fabregas büyük bir isim ama bu tarafta da Depaul da yani gelebilecek adaylardan birisi. Normal kartı 91. Hani bir 93'lük bir kartı olabilir. Fabrikas'a geldiğimiz sırada maksimum 87, hani maksimumu da 91 civarı ya da 92 belki olur diye düşünüyorum. Santfor'da Delort var. Yani performansıyla dikkat çekti. Bu hafta birçok Santfor var o pozisyonda iyi oynayan. 2 gol 1 asist yaptı. Azımsanmayacak bir katkı. Hani gelir gelmez tartışılır ama Konemi'nin tercihleri arasında da olabilir. Gelirse de hani çok ister mi izlerseniz yani biz benden uzak olsun diyorum da yani hiç çoğumuz istemez diye düşünüyorum eğer bu takımın taraftarı değilsek. Devam edelim. Kalede yani Antonio Lopez'in gelmesi lazım. Bu hafta güzel performans sergiledi. Lyon'un 1-0'lık galibiyetinde hücumcu bir kalecidir. Hani bir 92 seviyesiyle geleceğini düşünüyorum eğer gelirse. Yani tabii ki iyi kaleciler vardı. Kalesini gole kapatan kaleciler vardı. Yani belki onlardan da tercih yapılabilir. Tottenham'ın kalecisi Loris de iyiydi ama kulüp selection'da geldiği için hani ben bir daha üstüne getirmezler diye düşünüyorum. Bu Antonio Lopez var ya da Chelsea'nin kalecisi Mendy. O da çok az gol yedi kaleye geçtiğinden beri. Sonunda Chelsea kaleciye kavuştu. Çok mutluyum o anlamda arkadaşlar. Artık Chelsea'nin kalesinde iyi bir kaleci görüyoruz. Nazar değdirmeyeyim yani birçok videomda da övüyorum adamı ama inşallah nazar değmez. Bu hafta ona pek iş düşmedi. Hani o da tercihler arasında olabilir tabii ki. Hani o gelse daha çok sevinirdim. Devam edelim. Daha sonrasında Pedro Sporting takımında oynuyor. Gimares'e karşı 4-0'lık galibiyetinde göbek oyuncusu 2 gol 1 asist yaptı. Hani ligi belki öyle çok
Konumi'nin bizim ligimiz gibi hani futbolcu getirdiği bir lig değil. Ama gelme ihtimali var mı? Var. Gimares'te de Quaresma oynamakta. Ne yazık tabii ki çok farklı yenilgi mağlubiyet aldılar. Daha sonrasında Ajax'ta ise dikkat çeken oyuncu ofansif orta sahada Labyad Hane. Gelme ihtimali düşük ama gelebilecek oyunculardan bir tanesi. O ligde Hollanda liginde çok fazla gol asist yapılmakta. 2 gol 1 asist yaptı. Bizim ligimizden peki oyuncu seçer mi bilinmez. Hani Konami uzun süredir bizim ligimizden de oyuncu seçmedi. Mobile hiç seçmedi. Konsola seçmişti ilk PES 2021 çıktığında. Eğer bizim ligimizden oyuncu seçilecekse ben iki tane aday görüyorum. Birincisi Perotti. Fenerbahçe'nin 5-1'lik galibiyetinde 2 gol kaydetti. O maçta tabii ki Ozan Tufan 1 gol 1 asist yaptı. Yani Pelkas 2 asist yapmıştı. Yani Serdar Aziz 1 asist yaptı. İyi oyuncular var mıydı? Vardı. Ama en çok öne çıkan oyuncunun Perotti olduğunu düşünüyorum. Perotti'nin ligimizden bir oyuncu seçilecekse ilk sırada Perotti'nin olabileceğini düşünüyorum. İkinci oyuncu ise Atiba Hutchinson. Beşiktaş'ta defansif orta saha pozisyonunda oynayan oyuncu ki Beşiktaş'ta normalde tabii ki normalde daha ileriye çıkıyor. Daha ileride oynamakta. Bir gol bir asist yaptı. Ve bunu Başakşehir'e karşı yaptı. Son şampiyon ve ligimizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden güçlü bir rakibe karşı 3-2'lik galibiyette Kartı'nın defansif orta saha olmasından dolayı da bir gol bir asist azımsanmayacak bir katkı. Emektar futbolcu Atiba Hutchinson da yani bu performansıyla gelme ihtimali olan futbolculardan. Tabii bizim ligimizden oyuncu seçer mi seçmez mi belli olmaz ama dediğim gibi Atiba Hutchinson ve Perotti bizim ligimiz için büyük adaylardan. Yani Perotti'nin gelme ihtimali eğer bir futbolcu seçilecekse sanki Perotti'nin olabileceğini düşünüyorum. Hem 5'lik 5 gollük bir galibiyet hem de 2 golü atması. Geçtiğimiz sene de bir kartı bana Roma Kulüp Selection'dan gelmişti Perotti'nin. Bakalım neler gelecek, tahminlerimizin yüzde kaçı tutacak. Sizler de bunların dışında aday gördüğünüz futbolcular varsa arkadaşlar yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, görüşmek üzere.